Dijital nesil Y kuşağı. Nedir, kimlerdir, hangi konularda nasıl davranırlar ve bu kuşağa karşı nasıl davranılmalı? Dijitalleşme sürecindeki dünyamızda gençleri teknolojik olarak nasıl desteklemeliyiz? Bu ve bunun gibi sorulara Profesör Doktor Nevzat Tarhan'dan yanıt aldık. Teknolojik ekranlarında şimdi sırada aslında biz hepimizi çok ilgilendiren Y kuşağını, Y kuşağı ile ilgili bir konu işleyeceğiz. Yanımızda konuğumuz Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamız var. Kendisinden dijital kuşak, daha doğrusu dijital nesil Y kuşağı ile ilgili olarak bilgi alalım istedik. Çünkü bizim konumuzda malumunuz bildiğiniz üzere dijitalleşme ile ilgili. Fakat bu konunun dijitalleşmenin kuşaklar içindeki yeri nedir ve nasıl yansımaları var bunu öğrenmek istedik. Her zaman olduğu gibi işin uzmanlarına gidiyoruz. Ve Nevzat Bey'e bu konuda sorumuzu yönelteceğiz. Nevzat Bey merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok yani, teşekkürler, sağ olun. Yani. Şimdi efendim, Y kuşağı ile ilgili olarak bu dijital nesil diyoruz. Bu Y kuşağının hem önümüzdeki dönemdeki sürecinde nasıl bir etkisi olacak? Dijitalleşmeyle beraber nasıl bir Y kuşağından bahsediyoruz? Neden böyle bir Y kuşağı terimi çıktı? Ve bu kuşağın gelecekteki durumu nasıl olacak diye sorsak acaba sizden bilgi alsak? Tabii yani geçmişler İbnül Vakit derlermiş böyle. Zamanın çocuğu. Şimdi bu gençler de bu zamanın çocuğu. Dijital nesil. Hem zamanın getirdiği yenilikler var. Ama bu yenilikler birlikte riskler var. Bu riskleri yaşayan ve aynı zamanda zamanın getirdiği kolaylıklardan faydalanmayı da en sonuna kadar yaşamaya çalışan bir kuşakla karşı karşıyayız. Bu Y kuşağının özelliği. Yani Y kuşağı şöyle aldığımızda bir davranışsal olarak değerlendirmek gerekir. Bir de bir iletişim becerisi aslında değerlendirmek gerekir. Şimdi 45 yaş ve yukarısı daha çok radyo kuşağı. Daha sonraki kuşak televizyon kuşağı. Şimdiki bu kuşak da sosyal medya kuşağı. Sosyal medya kuşağı ve bütün bunlar Y kuşağının şekillenmesine sebep oluyor. Çünkü dijital teknolojiyle çok haşır neşirler. Yani doğuştan itibaren dijital teknolojiyle tanışıyorlar. Ya artık okuma yazma öğrenmeden önce dijital teknolojiyle çalışıyorlar. Bu bilimin getirdiği, günümüzün getirdiği bir yaşam biçimi haline dönüştü. Yani analog kayıtların dijital kayıtlara çevrilmesi. Yani belki önümüzdeki 10 yıllarda şu göreceğiz. Analog kayıtlar yani bir arayüz yazılacak. Yani insan beyindeki bilgiler dijital hale getirilecek. Yani beynimiz tuşlarla yönetilen bir beyin haline gelecek. Ya da insan düşünce gücüyle bir arabayı şu anda yapılıyor zaten. Düşünce gücüyle bir kolunu bacağını felçli kişilere oynatabiliyorlar. Yani insanlık sanki manevi dediği konuların aslında maddi boyutlarını görmeye başladı. Soyut dediğimiz şeylerin aslında yani sanal gerçeklikle somut gerçekliğin arasındaki sınırlar kalkmaya başladı. Yani sanal gerçeklik dediğim şey bakıyorsunuz aslında hayatın fiziksel gerçeklikmiş. Bunu görüyoruz. Şimdi bu realiteyle ilişkilerini bozdu insan dijital teknoloji gençlerin. Ve özellikle soyut kavramlar gelişmemiş çocuklar, 6-7 yaşından önceki çocuklar dijital teknolojiyle karşılaştıkları zaman yani bir video seyrediyorlar, orada canavar görüyorlar, onu gerçek zannediyorlar. Eğer ebeveyn gözetimi varsa zarar vermiyor bu. Ebeveyn gözetimi yoksa çocuk korkuyor ve hayattan korkmaya başlıyor. Ve burada anne baba, aile daha ön plana çıkmaya başladı. Çünkü daha önce evinde karşılaşmadığı korkularla, canavarlarla ya da tehlikelerle, tehditlerle dijital ortam sayesinde çocuk karşılaşıyor ve ne yapacağını bilmiyor. Bu bir risk oluşturuyor. Ama çocuk bunu ebeveyn gözetiminde oynarsa oyunları, ebeveyn gözetiminde televizyon seyrederse, bilgisayardaki işlemlerini yaparsa çocuk beceri kazanmış oluyor burada. Yani bir risk oluşuyor her yeni şey gibi. Yani çocuğun evden çıkması, sokağa çıkması bir risktir. Kaza geçirir. Bu çocuğumuz kaza geçirmesin, üşümesin, hasta olmasın diye fazla böyle fanus içerisinde büyütürsek çocuk ergenliğe girdikten sonra her şeyden korkan bir çocuk, özgüveni olmayan bir çocuk ortaya çıkıyor. Yani şimdiki gençler sorma, düşünme, itaat et diyen gençler değil. Soruyor, düşünüyor, sorguluyor. Ondan sonra kabul ediyor.
Yani böyle bir gence biz yani dijital teknolojiyi kısıtlayarak sonuç alamayız. Yani bu kuşağın, Y kuşağın özellikleri şöyle. Bu kuşak ben merkezciliğe yatkın ve konformist daha çok. Konfor, kolaycılığa yatkın. Her şeyi kolay elde etmek istiyor. Her şeye kısa yol oluşturuyor. Ders çalışmayı bile kısa yolla öğrenmek istiyor. Bunu oluşturmuş. Zaten insan beyninin de o kısa yol yapma özellikleri var. Onu çok rahat kullanıyor. Pratiğe dönüştürüyor. Bu da aynı zamanda ona emek vermeden, yorulmadan elde etmek gibi bir beklenti oluşturuyor. Hayatta mükafatını hep tahammül edenlere veriyor. Öyle bir psikoloji yasası var. Bu psikoloji yasası nedeniyle bu gençler ufak bir engelle demoralize oluveriyorlar. Yani kendilerine hayır denilmesini istemiyorlar. Ben merkezciler, kolaycılar ama sevimliler bu gençler. İşte bu özellikleri genellikle zorlukla karşılaştıkları zaman yani işi eğlenceye, angarya vererek atlatmaya çalışıyorlar. Ama hayatın gerçeklerini gördükten sonra kolayca uyum sağlıyorlar. Gençleri biz böyle eleştirmek yerine, onları karşımıza alıp düzeltmek yerine yanımıza alıp onu sanal ortamın gerçekliği ile hayatın gerçekliği arasındaki birlikte yürüyüşe de rehberlik yapmamız gerekiyor gençlere. Eğer bunu yaparsak bu gençler bu becerilerini iyiye ve güzele götürürler. Hatta şimdi bu otizm çok arttı. İstatistiksel olarak son 10 yılda daha önceki 10 yıla göre çok artış var. Acaba bunun sebeplerinden birisi de dijital teknoloji mi deniyor? Çünkü dijital teknoloji sosyallik kavramını değiştirdi. Şimdi bilgisayar karşısındasın, evin güvenli ortamındasın. Fakat aynı zamanda çok güvensiz işler yapıyorsunuz. Kimlik değiştiriyorsunuz, yalan söylüyorsunuz, oyun yapıyorsunuz, onu öldürüyorsunuz, bunu öldürüyorsunuz. Ve bunu o anda gerçek gibi yaşıyorsunuz. Beyin o anda adrenalin, serotonin, dopamin her şeyi salgılıyor çocukta. Ve bu neresi sanal? Ya bu fiziksel. Mesela bir EFT, elektronik fon transferi. Şifreye giriyorsun, 10 bin dolar oradan oraya transfer ediyorsun. Bu sanal değil ki, gerçek. Hayatta böyle gerçek. Bu sanal gerçeklikle maddesel gerçekliğin ayrımını yapamazsa bu çocuklar birçok şeyi kaybediyorlar. Ve otistik dediğimiz, böyle Asperger sendromu dediğimiz tipler çoğaldı. Yani bu Asperger sendromu da şöyledir. Yani özel ilgi alanları vardır. Bir konuda dahidirler. Süper işler yaparlar. Ama sosyal becerileri berbattır. Birisi nasılsın diyemezler. Yani ortada oturmayı bilmezler, kalkmayı bilmezler. Sosyal ilişki kurmayı bilmezler. Ama bir konuda 27 saat bilgisayar karşısında süper işler yaparlar. Bu müddet sonra bu çocuk yalnız kalıyor. Yani sınıfta arkadaşlar arasında yalnız kalıyor. Yani bunu önlemek için muhakkak bu çocuklara, bu gençlere yani gene ilgi alanları devam etsinler ama tek ilgi alanları dijital teknoloji olmasın. Başka ilgi alanları da olsun çocukların. Bunu yapabilirsek hayatın gerçeklerinden koparmadan bu gençleri dijital ortamın o eğlenceli haline bu gençlere bir amaç vererek amaca hizmet eder hale getirirsek bu gençler topluma da kendilerine de güzel şeyler katarlar, değer katarlar. Thank you.